Başak. Uzaklardan bir şut. Başak gol! Başak Gündoğdu! Harika bir gol! İçeri çıkarttı Gizem. Şutunu çekti ve top ağlarda Gizem Gönültaş. Harika bir gol! Gizem uzaktan bir şut ve gol! Ve karşılaşmada son düdük geliyor değerli izleyenler. Kadınlar Birinci Ligi'nin şampiyonu Beşiktaş. Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün kadın futbolunu konuşacağız. Çok önemli konuklarımızla beraber hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta Antalya'daki dev finalde Beşiktaş ALG Spor'u 1-0 mağlup ederek Kadınlar Ligi'nde şampiyon tamamladı. Ve bugün şampiyon takımın şampiyon sporcuları ve antrenörü bizlerle birlikte. Sizlerde yaklaşık 45 dakika sürecek programımızda soru, görüş ve yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hemen aktaralım konuklarımızı. Mutlucan Zavoççu, Beşiktaş'ın antrenörü hemen bizlerle birlikte. Kalecilerden Fatma Şahin ve Demet Bozkurt da bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Tebrikler. Çok sağ olun. Bu şampiyonlukla beraber Beşiktaş'ta bir anlamda bir kez daha kendisinden bahsettirmeyi başardı. Sadece erkeklerde değil, Beşiktaş kadınlarda da futbolda öncü bir kulüp olma yolunda hızlı bir ilerleyişi var. Hocam bugün sporcularımızla beraber tabii ki ülkemizdeki bu kadın futbolu, gerçi kadın erkek futbolu demek istemiyorum ama bir harekat da var. Kadınların futboldaki ilerleyişini konuşacağız. Tabii ki şampiyonluğu konuşacağız ama dilerseniz ben bu sezon nasıl geçti sizin gözünüzden merak ediyorum. Çünkü zaman zaman sakatlıklar yaşandı, puan kayıpları yaşandı ama dev finalde ALG Spor'u mağlup etmeyi başardınız ve şampiyon oldunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi burada misafir edip ağırladığınız için. Bunu her zaman söylüyoruz. Kadın futbolundaki gelişimin önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu tanıtımı sağlayabilmek ve insanların önüne, huzuruna çıkabilmek sıkıntısı var kadın futbolunda. O anlamda verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sezon nasıl geçtiğine gelince de bizim kadın futbolundaki 2012 yılından beri bu sezon 8. sezonumuzdu. Son 6-5 yıldır liglerde yer alıyoruz. Ondan önce de bir hazırlık dönemimiz vardı. 2014-2015 sezonunda ilk A takım seviyesinde liglere girdik 3. ligden. O sezonda ilk 3. lig uygulaması vardı. Sonrasındaki sezon 2015-2016 sezonunda da 2. ligde şampiyon olduk namağlup olarak. Bu da Beşiktaş camiasının, Beşiktaş tarihine yakışır bir şampiyonluktu. A takım düzeyinde de erkek futbolunda da namağlup tek şampiyonun Beşiktaş olması da burada da onun altını çizerek çok şık bir şampiyonluktu. Sonraki 2 sezon 1. ligdeydik ve 2 sezonda da 2. tamamladık ligi. Ve bu sezonda artık üçlemeyi tamamladık ve 3 ayrı ligde şampiyon olan ilk kadın futbol takımı olduk. Diğer branşlarda da var mı bilmiyorum ama ilklerden birini başardığımızı düşünüyoruz. Sezon çok zor geçti. Öncelikle çok elit bir kadro oluşturmaya çalıştık. Tabii kısıtlı bir kadro oluşturmamız icap etti bu anlamda da. Sezon içinde sakatlıklar yaşadık, şanssızlıklar yaşadık maalesef. Ama çok... Duruş olarak da çok önemli bir duruş sergileyen bir ekibe sahibiz. Çok şanslıyız bu anlamda. Oyuncularımızın göstermiş oldukları performansın dışında da karakter özellikleri olarak da çok üst düzeyde bir duruş sergilediler. Sonunda da şampiyon olduk. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Camiamıza, Türk kadınına ve Türk sporuna armağanımız olsun diyebilirim. Hocam tabii ligin kalitesine bakacak olursak işte ALG Spor yepyeni bir yapılanma, Antep temsilcisi 42 puanla Beşiktaş'la beraber normal sezonu lider kapatmışlardı ama bir de final maçı bekliyordu sizi. O maçı evet. Kazandınız. Konak Belediye'nin 39 puanı var. Yani ligin kalitesi de hiç de fena değil gibi görünüyor. Evet, önceki yıllara göre ben tabii dediğim gibi 7-8 sezondur biz kadın futbolundayız ve takip ediyorduk öncesinde de izliyorduk. Ben bu sezonun benim takip ettiğim sezonlar içerisinde en azından en çekişmeli ve en kaliteli lig olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem oyuncu kalitesi arttı hem de çekişme arttı. Son maça kadar mücadele devam etti. 4 takım şampiyonluğu oynuyorduk. Ataşehir Belediyespor geçen sezonun şampiyonu. Ondan önceki 5 sezonun şampiyonu Konak Belediyespor ve
Geçtiğimiz sezon ikincilikten birinciliğe çıkan ALG Spor da çok büyük renk kattı. Onlara da buradan başta bu üç rakibimize ve diğer ligde yarıştığımız bütün rakiplerimize de buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok saygı duyulacak bir mücadele gösterdi hepsi. Tabii finale kalması da çok seyir zevki açısından güzel oldu. Bu lige final yakışırdı. Finalde kazandığımız için mutluyuz. Evet. Buradan da tekrar herkese selamlar. Daha bütün takımlara da başarılar dilerim. Ve Demet Bozkurt, öncelikle şu merak ediliyor tabii. Kadınlardaki futbol bizler görmeyi çok istiyoruz, çok da arzu ediyoruz. Daha önce burada birçok program da yaptık. Ama hep hikayeler merak edilir. Bir abim vardı, yoksa beğendiğim bir futbolcu mu vardı? Senin futbola yönelişini merak ediyorum. O soruyu Fatma'ya da soracağım ama dilersen seninle başlayalım. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Benim abim yoktu. Ailemde de erkek sayısı da çok az. Sokakta hiç kız arkadaşım yoktu küçüklükten bu yana. Sürekli erkeklerle oynamak zorunda kalıyorsun. Erkeklerin de klasik oyunu futbol. Ben de küçüklükten beri aslında hep futbol oynamak istiyordum. İşte klasik tabir bizde şudur. Kızlar Barbie bebekle oynarken ben futbol topuyla oynuyordum. Gerçekten öyle bir durum söz konusu oluyor küçüklükten itibaren. Öyle başladı. Daha sonra annem tabii ki işte seni basketbola yazdıralım, futbolu boş ver. Ya da voleybol. Voleybola gidebilirsin. İşte 5. sınıfta takdir belgesi almıştım. Söz vermişti, seni dedi bir kulübe yazdıracağım artık demişti. Basketbol kulübüne gittik önce. O gün de hocamız yoktu, bizim tanıdığımız hocamız. O gün oraya öyle kayıt olamamıştım. Ertesi günde Kireçfurnu Spor Kulübü'nde futbola başladım. 9 yıllık da bir futbol geçmişim var. Son 2,5 sezondur da Beşiktaş'tayım. Ve bu şekilde başladı. Çok güzel, çünkü şöyle hocam, ben ilkokula giderken de biz işte erkekler futbol oynuyoruz, kızlar işte voleybol oynuyor. Bir arkadaşımız vardı buradan, onu da alalım, Zülal diye ismi. Kramponlu giyerdi, Fenerbahçeliydi, Tunca'yı çok severdi. Fenerbahçe formasını giyerdi, kramponlarını giyerdi ki biz o kadar hazırlık yapmazdık. Bizlerle beraber futbol oynuyordu, çok da seviyordu. İşte o jenerasyon belki de bu futbol iklimini bize yaşatmaya devam ediyor. Fatma, senin böyle bir hikayen var mı? Daha doğrusu hikaye nasıl, onu merak ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, genelde kadın futbolunda benzer hikayeler oluyor. Ben de aynı şekilde başlayacağım Demet gibi. Ben de aynı şekilde mahallemizde erkeklerle beraber oynayarak başladım. Daha doğrusu şöyle bir farklı bir hikayem var. Benden bir yaş büyük ablam var. İkimiz beraber okuldan geliyoruz. Ben de bilmiyorum hiperaktif miyim artık bilmiyorum. Çok yaramazdım zaten küçükken de. Geldiğim zaman işte ablama diyorum ki hadi abla diyorum gel diyorum dışarı çıkalım oyun oynayalım. Yok diyor ben derslerimi yapacağım diyor. Hadi diyorum ya diyorum, onu diyorum yarın gitmeden önce yaparız. Yok ya diyor beni bırak diyor ben ders çalışacağım. Öyle öyle ilk önce tek başıma kendim çıktım dışarıya, baktım oynuyorlardı dışarıda işte aynı yaşıttaki erkekler. İşte biraz böyle gittim birkaç gün böyle, daha sonra aralarını aldılar. Öyle ben de bu şekilde futbol hikayesi futbola başladı. Gönül verdim. Aynen öyle. Sürekli 13 yaşına kadar böyle sürekli mahallede top oynama devam etti. Sonra orta 2'de 7. sınıfta yani bir tane okuldan arkadaşım var, o da benim gibi böyle futbola gönül vermiş, o da bayan. Dedi ki böyle böyle bir tane hocamız var, erkek takımı var, bayan takımı var ama lisanssız. Gel hani kendi aramızda top oynuyoruz. İşte bu şekilde gittim, tanıştım oradakilerle. Turnuva oldu. Turnuva olduktan sonra da bir tane lisans takıma girdim. Bu şekilde serüvene başladım ben de. Başladı peki, sen kaleci mi başladın? Şu anda tabii hem milli takımımızın kalesini koruyor Fatma Şahin hem de Beşiktaş'ın kalesini koruyor. Hani kalecilik çok farklı bir meziyet de gerektiriyor açıkçası. Senin kalecilik hikayen nasıl başladı? İlk gittiğim zaman hiç aklımda kalecilik yoktu. Çünkü lisanssız mahalle takımı olduğu için kendi aramızda yapıyorduk. Erkekleri de kaleye geçiriyorduk, öyle söyleyeyim yani. Ondan sonra bir gün turnuva olacağı söylendi. Hoca da geldi yanımıza, dedi ki bakın dedi böyle böyle dedi, siz de lisanslısınız dedi. Bir tane lisanslı futbol kulübüyle maç yapacağız. Eğer beğenirlerse sizi alacaklar. Bir tane turnuva varmış Riva'da, İstanbul Riva'da. O zaman ben İzmir, bu arada İzmirliyim. Oraya gideceksiniz. Orada milli takıma seçilme imkanınız var. Küçüklere örnek olacaksınız. İşte ilerleyen zamanlarda bunu anlatacaksınız. Hani çok güzel bir şekilde bizi aşıladı bunu. Ve biz de orada turnuvayı yaptıktan sonra
Takımdan 3 tane arkadaşım benle beraber beğendi. O Balçova'dan Eliçmen Spor Kulübü'ydü o da. Sonra o da orada o şekilde Balçova'da devam ettim. Sonrasında kalecilik hayatında Beşiktaş Kulübü yer aldı. Milli takım tabii o da çok önemli. Milli formayı giymek ki hocam sizin bünyenizde birçok isim var aslında milli takımda forma giyen. Bu da bir anlamda Beşiktaş'ın kalitesini de gösteriyor oyuncu anlamında da. Şimdi Beşiktaş şunu belirtelim değerli izleyenler, en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım. Hatta yanlış bilmiyorsam en az kart gören de, yani fair anlamında da çok önemli bir noktadasınız. Şimdi çok fazla gol atıyorsunuz, çok az gol yiyorsunuz. Tabii Fatma Şahin de tabii hemen yanımızda kaleci özelliği de var. Bunu nasıl bağlıyorsunuz, yani nasıl yorumlarsınız? En fazla gol atan takım, en az gol yiyen takım, en fazla maç kazanan, en az kart gören komplike bir takım şu anda. Öyle görünüyor. Yani şampiyonluğun getirisi olarak söyleyebiliriz bunları. Çünkü şampiyon olabilmek zorlu rakiplerin önünde, istatistiklerde de önde olmayı gerektiriyor. Tabii bizim işte en az gol yiyen takım olalım, en çok gol atan takım olalım gibi bir amacımız yoktu aslında. Biz her maça final olarak çıkmak mecburiyetindeydik. Ama tabii yıllardan beri oynamaya çalıştığımız bir oyun var. Biz her zaman oyuncularımıza şunu söylüyoruz. Sonuçta bir sunum yapıyoruz, bir hazırlık yapıyoruz ve insanlar gelip sizi seyrediyorlar. Keyif alması gerekiyor. Ve ben kendi adıma da teknik ekip olarak da biz hücum etmeyi çok seviyoruz. Yani hücum etmemiz, yani çok gol atalım, bir altını yiyelim aslında bizim felsefemiz. Olabildiğince de farklı hücum varyasyonları denemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da neredeyse takımın tamamına yakında gol atıyor. Hem oyuncuların keyif almasını hem izleyenlerin keyif almasını istiyoruz. Bunun neticesinde de tabii kaliteli oyuncularla da birleşince bu durum ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımı olduk. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Gol dağılımı nasıl hocam? Savunmalardan da sanırım gol atan isimler var. Yani savunmamızda savunmamızın hepsi gol attı. Demet sağ bekimiz, onun attığı gol var. Didem attı. Stoperlerimiz 14'e yakın gol attılar ikisi. Esra Erol ve Çiğdem Belci. Buradan da onlara selam söyleyelim. Orta sahamız Derya, Gizem, Ecem, Başak, Arzu, bunlar da gol attılar. İşte hücum hattımızda Aysat'a geldikten sonra çok büyük katkı sağladı devre arasında. Gamze Koçer attı, Elif attı, Ayşe attı. Yani şu an takımın neredeyse tamamını saymam gerekebilir. Herkesin gol attığını söyleyebilirim çünkü çok da rotasyon yapıyoruz biz. Fatma, golün var mı? Fatma'nın golü yok. Benim golüm yok. Ama tabii belki en önemli görev burada belki Fatma'ya da düşüyor. Çünkü genelde kaleciler hep yalnızdır. Evet. Sadece arkasında kale vardır ve senin onu koruman da gerekir. Belki de iyi okuman da gerekebilir. Bu da bir avantaj olabilir futbolu. Çünkü en arkadasın ve arkadaşlarını yönlendiriyorsun. Senin bu noktada savunmanın bu kadar az, hatta seninle beraber az gol yemeniz ve hücumda bu kadar etkili olmanız bir kaleci olarak nasıl yorumlarsın? Bu senin haneni de çok büyük bir artı. Evet. Şöyle söylemem lazım. Bunu kesinlikle atlayamam. Çok iyi bir savunmaya sahibim. Önümde iki tane çok tecrübeli, çok çok yakın arkadaşlarım kendileri de. Esra ve Çiğdem. Buradan selam olsun onlara. Yani çok iyi bir dörtlü savunmaya sahibim ve aramızdaki iletişim çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben böyle hani bir şeyi söylerken ağzımdan çıktığı an anlıyor. Hemen tamam. İşte gidiyor, hemen markaja giriyor. Bu şekilde çok güzel iletişimimiz var yani. Takımın birlikteliğini de yansıtıyor diye düşünüyorum. İşte hocamızın bahsetmiş olduğu olgu, ki yabancı isim de var sizin kadronuzda. Anlaşmaları da çok önemli. Yabancı isimlerin yaklaşımı nasıl? Hem Türkiye'deki kadın futbol hareketinin başlaması, hem Beşiktaş gibi çok olgun bir takımın içinde bulunmaları çok büyük bir şans diye düşünüyorum, ama onlar nasıl düşünüyor? Yani Beşiktaş markası bütün branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda çok önemli, çok değerli bir marka. Yani dünyanın her yerinde bilinen, Avrupa'da çok büyük saygı gören bir camianın fertleriyiz. Bu anlamda yabancı oyuncular gelirken zaten bunun bilincinde geliyorlar. Zaten stadımızı, bizim tesislerimizi, arkadaşlık ortamını gördükten sonra da uyum süreçleri çok kısa olabiliyor. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Zaten kızlar çok... nasıl derler, hem Türk kültürünü hem Beşiktaş kültürünü gelen yabancı oyuncularımıza çok çabuk bir şekilde gösteriyorlar.
ve uyumumuz da çok çabuk gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii sorular da gelmeye başladı. Fatma Şahin'in kaleci olduğunu ifade etmiştik. Az önce gerçi hocamız söyledi ama Demet Bozkurt'un pozisyonunu merak edenler vardı. Sağ bek pozisyonda oynuyorsun. Tabii sağ bek deyince de sorular da geliyor bir yandan. Çok zordur aslında sağ bekte oynamak çünkü sürekli bir kondisyon gerektirir. Bu konuda ne söylemek istersin? Sorular da o yönde geliyor çünkü. Benim bir önceki takımımda sadece savunma anlayışıyla biz futbol oynuyorduk. Daha sonra buraya geldiğimde zorlandım açıkçası Mutlucan Hocam'la çalışmak. Öyle kolay bir iş değildir yani. Onun istediği şeyler hep bizim en iyi olmamız içindir. Bu da tabii ki onun istediğini vermek, onun sizden beklediğini yapmak bunlar önemli şeyler. Biz de 2,5 yıldır birlikteyiz hocamla. Tabii ki bunun getirdiği artık bir deneyim var, bir anlayış var. Ona uymaya çalışıyorum. Bu dönem, geçen sezon bu kadar çok atağa çıkmıyordum. Bu sezon daha fazla atağa çıkıyorum. Bu sezon gol attım. Sağ bek olarak ilk golümü attım. O da çok güzel bunlar bir şey. Önemli detaylar benim için. Peki senin en çok zorlandığın rakipler nasıl oluyor genelde? Profil anlamda hızlı mı yoksa daha tekniğe dayalı mı? Nasıl isimler seni biraz daha zorluyor veya karşında görmek istemiyorsun? Ya aslında öyle bir şey demek istemiyorum çünkü ligi en iyi seviyede bitirmişiz. En iyi yerde bitirdik yani. Öyle bir sporcu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki yabancı uyruklu sporcular kas yapısı itibariyle daha hızlı oluyorlar, daha atik oluyorlar. Yani o kadar da problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Hocam tabii yayın öncesi konuştuk ama sizde Mourinho'yu benzetiyor takımdaki sporcular. Gerçekten Fatma'ya hem de Demet'e de sorabiliriz. Bir Mourinho havası var mı hocamızda? Nasıl yorumlarsınız? Fatma senden başlayalım istersen. Yani. Saçları biraz daha ağırtırsak olacak mı? Tabii ki var yani. Çok karizmatik bir hocadır. Kendi sosyal Mourinho medyasında da benzetenler bana. Özellikle yorumlarda falan da yazanlar oluyor yani. İşte Mourinho aldım bu maçı da mesela hani bu tarz yazanlar da olduğu için onlara şahit olduğumuz için genelde çevresindekiler bizler de benzetiyoruz hocamızı. Evet. Gerçi Jose Mourinho biraz da savunma ağırlıklı oynayan bir teknik direktör ama siz biraz da hücumu seviyorsunuz. Yani aslında o da tam savunma demeyelim de hızlı hücum futbolunu benimsemişti son yıllarda. Ama tabii bir yerden sonra da önlemi kolay olan bir durum aslında. Son yıllarda biraz daha sanki Klopp ve Guardiola sistemi biraz daha öncelik kazandı. Erkek futbolunu daha doğrusu erkek futbolunu demek biraz gerçi farklı oldu ama takip ediyor musunuz? Hem kulübü hem diğer branş, hem diğer ülkelerdeki takımları, işte Manchester City'nin yapmış olduğu ortadaki, az sonra konuşacağız, Avrupa'dan birçok takım da var aslında kadın futbolunda önemli kulüpler ki Lyon gerçeği var aslında bakarsak ama ben biraz daha hani erkek özelinde de sormak istiyorum. Takip ediyor musunuz? Onların kaleci özelliği mesela işte Tolga Zengin'den bahsetmiştin öncesinde, evet. Muster örneği vardı. Evet. Takip ettiğin, örnek aldığın bir kaleci var mı? Hem kadın hem erkek olarak. Takip ettiğim özellikle bugün doğum günü İlker Casillas'ı takip ediyorum. Efsane. Geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı yaşamıştı. Porta forması giyiyor. Aynen öyle. Onun dışında şöyle bizim bir efsanemiz var. Rasim Kara. Birçok futbol adamı duymuştur. Ben de artık futbolun son zamanlarına geliyorum. Yani belki bir 4-5 sene daha oynarım. Daha sonra antrenörlük eğitimi aldım zaten. Kaleci antrenörlüğünü Rasim Kara'dan aldım. Beşiktaş'ın efsane kalecisi. Ve inanılmaz mutluyum çünkü iyi ki onunla tanıştım. Çok beyefendi. Bana düşmez ama hani burada özellikle dile getirmek istiyorum. Çok kibar, özellikle aslında kadınlara senin karşı. Senin söylemiş olduğun düşünce birçok futbol ikliminde söylenen sözler olduğu için Rasim hocamız hakkında. Yani seni destekleyen milyonlarca insan olabilir. Milli takımda Türkiye'mizi yıllarca temsil etmiş bir kaleci Şenol Güneş'le beraber. Ve onu örnek almaya de başladım açıkçası öyle söyleyeyim. Bu gittiğim kurstan sonra kaleci antrenörlüğü kursu aldım, kaleci antrenörlüğü belgesi aldım. Ve hocamı tanıdıktan sonra da artık onu da örnek almaya başladım. Çünkü tamamen tanıdım. Nasıl bir insan olduğunu gördüm. Ve bu kadar yani. Evet. Demet, senin var mı örnek aldığın bir sporcu hem kadın hem erkek olarak beğendiğin, takdir ettiğin, hem pozisyon anlamında hem genel itibariyle? Ya erkek olarak
Yani Türkiye'de Gökhan Gönül. Hem de pozisyon itibariyle bir sabit. Pozisyon itibariyle evet. Yani onun o atağa çıkışı, geri dönüşü, hırsı, hızı. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten mevki itibariyle. Türkiye'de Gökhan Gönül. Evet. Devam edeceğiz. Hem Beşiktaş yönetimini de konuşacağız. Avrupa'ya değineceğiz ama kısa bir reklam arasına gideceğiz. Aradan sonra tekrar beraberiz. Sport360'ta Beşiktaş kadın futbol takımının şampiyonluğu konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu bölümde biraz yönetime de girelim istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bu yönetim anlamındaki katkısı da çok önemli. Açıkçası ben isterim ki bir futbol sever olarak derbi maçı izleyelim kadınlarda. Yani Galatasaray da girsin bu işin içine, Fenerbahçe de girsin isterim. Bu bence hem ligin bilinirliğini hem de rekabeti biraz da artıracaktır. Hocam hem Beşiktaş'ın yönetimsel anlamdaki kadın futbolu olan sahip çıkışını hem de biraz Fenerbahçe ve Galatasaray noktasında da yorumlarınızı merak ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Beşiktaş camiası olarak biliyorsunuz ilk kurulan spor kulübü, resmi tescil edilen ilk spor kulübü ve o günden bugüne kadınlar konusunda da çok büyük hassasiyet gösterip her zaman da kadının toplumdaki yerine vurgu yapmıştır Beşiktaş camiası. Hatta olimpiyatlara 1936 Berlin olimpiyatlarına da ilk sporcu gönderen camiadır Halet Çambel. Buradan da saygıyla analım büyüklerimizi de. Tabi Beşiktaş camiasının bizim üzerimizdeki etkisi, desteği, yönetiminin desteği yatsınamaz. Çünkü biz 2012'nin Kasım ayında başladık kadın futbol şubesinin temellerini atmaya. O döneme... Hocam bu döneme geleceğinizi düşünüyor muydunuz? Sanki ilk başlarda bir sosyal sorumluluk gibi başlamıştı ama bir anda o çıta yükseldi, ilmi arttı, ilgi arttı ve şu anda bulunduğunuz nokta çok ciddi bir nokta. Yani ben yönetimin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum bu noktada. Yani kesinlikle mutlu olduklarını biz de düşünüyoruz. Çünkü onu bize de hissettiriyorlar. Zaten yakında da başkanımızla da bir iftar yemeğimiz olacak takım olarak. Bize bunu her zaman hissettirdiler. Dediğim gibi o dönem 2012'nin Kasım ayında başladık biz. Kız Futbol Eğitim Merkezleri projesi vardı Türkiye Futbol Federasyonu'nun. UEFA'nın yönettiği ve uygulanmasını istediği üye ülkelerden. Ve o dönemi hatırlarsanız Beşiktaş tarihin en zor dönemlerinden bir tanesiydi. Evet. Sonraki sezon feda sezonuydu. yönetimimiz hem tesisleşme anlamında hem stat hem... yönetim anlamında birçok sıkıntıyla uğraşırken bize de kadın futbol şubesinin devamı için, kurulması için çok büyük destek verdiler. Buradan hem başkanımız Sayın Fikret Orman'a hem yöneticilerimize, o günden bugüne beraber çalıştığımız bütün yöneticilerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin emeği var. Yönetimde olan olmayan şu anda. Bize herkesin emeğinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Beşiktaş yönetimine de buradan hem oyuncularımız adına, hem taraftarımız adına, hem de camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği destek olmasaydı zaten bugün bir Şampiyonlar Ligi takımına sahip olamazdı Beşiktaş Kulübü. Bu anlamda da demin söylediğiniz gibi sosyal sorumluluk projesi olarak başladık. Hala da öyleyiz aslında. Yani o yönümüzü asla... Sanki biraz o sosyal sorumluluk projesini açtı gibi geliyor bana hocam. Artık evet, farklı platforma doğru koşuyor gibi. Açtı çünkü sosyal sorumluluk projesinden asıl amacımız, kastımız neydi? Kızların futbol oynayabilmesini sağlamak. Şimdi mesela spor yapmalarını sağlamak. Evet, spor yapmalarını sağlamak, futbol da oynayabilmelerini evet. sağlamak. Çünkü seçeneği ne kadar çok sunarsanız bir toplumda kadının rolü, kadının eşit haklara sahip olması ne kadar üst düzeydeyse toplumun çağdaşlık düzeyinin de o kadar yüksek seviyelerde olduğunu düşünüyoruz. Demin kızların verdiği örnek gibi yani önceden sokakta başladılar. Sonrasında hasbelkader bir hocayla tanıştılar, bir kulüple tanıştılar ve futbola devam edebildiler. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani bizim mesela şu an ilk üç büyükler içindeki ilk kadın futbol şubesiyiz. Aynı zamanda futbol okulu kuran da ilk şubeyiz. Yani bizim şu an Fulya Merkez Futbol Okulumuzda ücretsiz, herhangi bir hocaya denk gelmeyi beklemeden ya da herhangi bir şansa futbol oynamaları kalmadan gelip futbol okulumuza yazılabilirler. Bununla beraber mil takımlara oyuncu göndermeye çalışıyoruz. Sosyal projelere katılıyoruz. Liseler, üniversiteler bir sürü panellere gidip kadınların futbol oynamasının aslında ne kadar onların yaşantısına aldıkları keyif dışında da gelişimlerine de çok büyük katkı sağladığını anlatmaya çalışıyoruz.
Tabii bunların hepsi de bütün olarak sağlayabiliyoruz bunu. Yönetimimize, taraftarımıza, evet, camiamıza. Ben istiyorum ki tabii bunu kulüpler de bilecektir tabii ki onların çünkü yönetiminde ama hani bir Galatasaray'da Fenerbahçe'nin de bir kadın futbol takımını görüp bir derbi maçı izlemek çok daha farklı, çok daha heyecanlı olur diye düşünüyorum. Bu noktada Demet sen neler söylersin? Hem yönetimsel anlamında Beşiktaş'ın hem de bu derbi olsa çok daha keyif alır mısın diye sorayım sana. Tabii ki biz de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un kadın futbol şubesi açmasını, onlarla karşılaşmayı, derbi havasında geçmesini, bilinirliğin artmasını, ilginin çoğalmasını çok isteriz. Çünkü ne kadar çok insan bilirse aslında o kadar çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Örneğin bu program sayesinde kaç kişi kız futbol şey olduğunu biliyor, takımı olduğunu biliyor. Bilinirlik her gün gitgide artıyor. Beşiktaş'ın, yani bugün öğrenenler bile var. Evet, bugün öğrenenler bile var. Aslında Beşiktaş'ın şampiyon olmasının en büyük avantajı bu. Biz ortalama her gün bir canlı yayına, bir televizyon kanalına, bir röportajlara davet ediliyoruz. Bunu da daha önce yapan takım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş markası adı altında biz şampiyon olduk ve bu şampiyonluğun getirdiği bilinirlik de arttı. Tabii ki biz de derbi oynamak, o heyecanı tatmak çok isteriz. Evet. Fatma? Ben de çok seviniyorum çünkü çok büyük bir camia altında şampiyonluk yaşadık. Ve de şampiyonluğumuzun meyvelerinde ilerleyen zamanlarda geleceğimiz olan küçük kızlarımız, kardeşlerim inşallah futbola başlayarak Türkiye'deki kadın futbolunu daha ilerlere götüreceğine, evet, inanıyorum. Tabii biz hem Galatasaray, Fenerbahçe'le derken bu ligde birçok takım var tabii. Onlara da saygısızlık yapmayalım. Onlar zaten bu ligin ne kadar rekabetçi bir ortam olduğunu biliyorlar. ALG Spor'dan bahsettik, Konak dedik, Ataşehir dedik, farklı kulüpler var. Hani buradaki derbi biraz daha heyecan getirir mi diye bahsetmek istemiştik. Onu bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenlere. Hocam şimdi ligi artık noktaladık. Önümüzde bir Avrupa heyecanı olacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı ki geçtiğimiz haftada hatırlayacaktır izleyenlerimiz. Lyon-Barcelona mücadelesi vardı Macaristan'da. Kupa gediklisi Lyon 4-1 kazanmayı başardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi artık orası dünya arenası, Avrupa arenası. Nasıl bir gelecek yıl bizi bekliyor Avrupa'da? Sorumluluklar arttı. Evet. Yani bir tepeyi tırmandıktan sonra bakıyorsunuz ki başka tırmanılacak tepeler var. Nelson Mandela'nın çok sevdiğim bir sözüdür bu. Bizim de önümüzde başka tepeler var, daha yüksek tepeler var. Ona olabildiğince tırmanabilmek için varımızla yoğumuzla çalışacağız tabii ki. Ama dediğiniz gibi o seviyeler çok başka seviyeler. Bizim çok çok önümüzdeler maalesef. Yani bu da bir hem eleştiri olarak söyleyelim hem de gerçekçi olmak gerekiyor. Bu da final mücadelesi bu arada görüntüye gelen. Evet ya, 35. dakika 4-0 öndeydi, evet. Lyon yanlış hatırlamıyorsam. 4-1 bitti, Barcelona kazandı. Ada Hegerbek yine yılın futbolcusu seçilecek gibi gözüküyor. Hat-trick, evet, yaptı. İlk hat-trick yapan futbolcu oldu. Geleceğiz az sonra. İşte bu Lyon-Barcelona maçı değerli izleyenler. Macaristan'da oynandı. Şampiyonlar Ligi finali. Evet. Ve kazanan Olympique Lyon. Üst üste hem Fransa'da hem Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oldukça etkili bir takım Lyon. Barcelona da bu arada ilk kez finale çıktı. Onu da hatırlatalım değerli izleyenlere. Tabii orası farklı bir sahne ama belki de en çok reklamı yapılacağı sahne hocam. Tabii kesinlikle. Yani o sahnede var olmak, Şampiyonlar Ligi takımı olmak, oyuncusu, teknik heyeti olmak bizim için çok gurur verici bir şey. Tabii ki elimizden gelen en iyisini yapacağız ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ama maalesef demin de dediğim gibi gerisindeyiz. İnşallah bizde de yakın zamanda uygulanacak projelerle, doğru adımlarla o seviyelere geliriz, yaklaşırız diye düşünüyorum. Çünkü potansiyel olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz. Yani kadın futbol oyuncularımız yetenek bakımından izlediğimiz üst düzeydeki oyunculardan aşağıda değiller. Ayrıca da bir de bölge fark etmiyoruz hocam. Siz de çok, evet, daha yakından bileceksiniz. Yani doğudan da çıkan takımımız var. Kesinlikle. Batıdan da var. Yani sadece kadınlar batıda oynar diye öyle bir algı da yok. İşte bugün Hakkari'nin yapmış olduğu farklı noktalardan çıkan, evet, sporcularımız da var. Yani bu da oldukça önemli. Çünkü çok genç bir nüfusa sahibiz. Sporu seviyoruz, futbolu seviyoruz. Futbolu sadece erkekler sevmiyor. Kadınlar da seviyor. Hatta oynuyorlardı. Kesinlikle, işte demin de bahsettiğim gibi fark şu. Artık kadın futbol oynar mı, kadına futbol yakışır mı tartışmalarını bir tarafa bırakıp
kadınların futbol oynamasının ne kadar faydalı olduğu gerçeğini kabul edersek o seviyelere yaklaşmamız çok uzun yıllar almaz. Çünkü biz ilk başladığımız zaman 2014-15 sezonunda liglere ilk başladığımız zaman demin de bahsettiniz buraları hayal ediyor muydunuz dediniz. Hayal ediyordum yani benim yıllardır telefonum sabahleyin Şampiyonlar Ligi müziğiyle çalar alarmım. Biz bir gün bile takım olarak oyuncularımız olarak bir gün bile o hayalden uzak kalmadık. Şimdiki hayalimiz de tabii ki o seviyelere gelmek ve bir gün bir Şampiyonlar Ligi finali oynayabilmek neden olmasın. Hatta kupayı almak. Kesinlikle neden olmasın ama gerçekçi olmak lazım. Potansiyel olarak ve yapı olarak çok gerilerinde değiliz. Birazcık daha hem kulüpler bazında demin de bahsettiğiniz gibi şimdi Barcelona diyoruz. Atletico Madrid şampiyon oldu mesela İspanya Ligi'nde. Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Atletico Bilbao, Real Madrid'de kuruyor diye biliyorum FIFA. Onlara da bir yaptırım uyguladı. İtalya dediğimiz zaman Juventus, Milan, Torino, Roma bunların kadın futbol takımları var. İngiltere'ye gidiyoruz hepsinin var Premier Lig'deki. Şimdi onları sayalım isterseniz. Almanya'da. Lig'de İngiltere'de Arsenal şampiyon oldu. Evet. İtalya'da Juventus şampiyon oldu. Fransa'da Lyon, Almanya'da Wolfsburg şampiyon oldu. İspanya'da Atletico Madrid, Türkiye'de Beşiktaş. Şimdi baktığımız zaman bu kulüplere, bu kulüplerin hepsi erkek futbolunda da oldukça bilinen takımlar. Yani burada bir evet. Kulüp kültürü olma durumu var. Şimdi arkadaşlarımızdan bir görüntü rica edelim. Barcelona ve Atletico Madrid'in maçı bundan yaklaşık bir ay önce oynanmıştı ve seyirci rekoru kırıldı. 60.739 işte burası Atletico Madrid'in oynadığı maç, daha doğrusu oynadığı stadyum. Ve burada kadın takımları karşı karşıya geldi. Atletico Madrid ve Barcelona. Atmosfer yani, yani söylemeye gerek yok. Hani Real Madrid-Barcelona maçı olmuş olsa ancak belki bu kadar dolardı. Tribünler full ki ben burada... Beşiktaş taraftarının hakkını asla yemem. Onlar ben baktığım zaman sosyal medyada tribünlerin çok dolu olduğunu, kesinlikle. Özellikle kendi evlerinizde oynadığınız maçlarda tribünlerin full olduğunu gösteriyoruz. Ama bu sadece Beşiktaş'ta, sadece ALG Spor'la olmaz. İşte burada görüyorsunuz bu farklı bir kültür artık. Hocam neler söylersiniz? Bu beni çok heyecanlandıran bir görüntü açıkçası. Yani, tek kelimeyle kültür. Evet. Yani spor kültürü, futbol gibi, kültürü. Evet, yani bu artık FIFA'nın, UEFA'nın artık yavaş yavaş dayatma noktasına geldi. İşte demin de bahsettiğim gibi Avrupa'da kadın futbol takımı olmayan kulüplere UEFA artık direktifle kurduruyor. İşte Juventus örneği olduğu evet. gibi. Manchester United kurdu. Bunlar büyük markalar, büyük kulüpler. Bizde de Beşiktaş olarak biz markamıza, kültürümüze yakışır şekilde bu yolda ilerliyoruz. Demin de konuştuk. Büyük kulüplerimizin, köklü kulüplerimizin de gelmesi gerekiyor demiyorum ben. Bir an önce gelmesi gerekiyor. Evet. Çünkü artık bir süre sonra kurmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum ben. Ne kadar erken kurarlarsa da biz onlara o kadar yardımcı oluruz. Bunu her yerde söylüyoruz. Yöneticilerimiz, idarecilerimiz, bizler. Hem oyuncu desteği anlamında hem bütçe yönetimi anlamında artık tecrübeli olduğumuzu düşünüyoruz. Onların da bir an önce gelmesiyle bizde de o seviyelere en yakın sürede yaklaşacağımızı düşünüyorum. Evet. Istiyoruz. Yani görmek istiyoruz. Demet sen nasıl yorumlarsın? Hocamız çok güzel bahsetti aslında. Fotoğraflar da bir yandan akmaya devam etti. Hem Avrupa Şampiyonlar Ligi hem işte Barcelona Atletico Madrid mücadelesinde kırılan rekor taraftar anlamında. Yani Avrupa'yı düşündüğün zaman ne hayal ediyorsun? Avrupa'yı düşündüğüm zaman tabii ki zorlu bir dönem bizi bekliyor. Ama biz bütün çalışmalarımızı zaten hocamızın bize aşıladığı bir şeydi. Biz tamam Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağız ama Şampiyonlar Ligi'nde de o kadar kolay yenilen bir takım olmayacağız. Biz bunun üstüne çalıştık. Şimdi Türkiye Ligi'ni şampiyon olarak bitirdik. Sırada Şampiyonlar Ligi. Öncelikle hedefimiz tabii gerçekçi hedefler kurup gruplarda en üst sırada bitirmek. Ondan sonrasına devam etmek. Öyle bir durum ki bizim gerçekten Beşiktaş taraftarları, yani kadın futbolunda en büyük taraftara sahip yine bizdiriz. Hiçbir yerde bizi asla yalnız bırakmadılar. Hakkari'de olsun, Van'da olsun, hiçbir yerde. Yani biz zaten burada hissediyoruz nerede oynadığımız, Arma'nın büyüklüğüne gittiğimiz, hiçbir yerde yalnız kalmadığımızı da hissediyoruz. Tabii ki böyle bir stadyumda biz de çok oynamak isteriz. Hedeflerimizden biri inşallah Vodafone Park'ta böyle bir final maçı oynamak veya yarı final, çeyrek final maçı oynamak, oraları doldurmak. Ya inşallah biz de bir gün
O evet. statta oynar, o atmosferi tadarız. İnşallah. Yani buradaki kültürü aslında ülkemize de taşıyabilirsek, tabii futbolun kaosunu değil, futbolun şiddetini değil, futbolun güzelliklerini çıkartmamız gerekiyor. Belki de bunun en güzel platformu kadın futbolundaki hem yöneticiler, hem antrenörler, hem sporcular, hem de taraftarlar olduğunu düşünüyorum ben. Fatma, sen de izlerken oldukça böyle keyif alarak izledin bir yandan da. Sana baktım orada. Çok güzel. Ki bizim Beşiktaş taraftarı da aynı bu şekilde aynı atmosferi ilerleyen zamanlarda inşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde ettiğimizde sağlayacağından ben adım kadar eminim. Çünkü çok büyük bir camiaya sahibiz. Bunun dışında ben deneyimliyim Şampiyonlar Ligi'nde. Türkiye tarihinde son 16'ya kaldık biz Konak Belediyespor olarak benim bundan önceki takımımda. Neden olmasın, neden daha üst sıralara neden son 8 olmasın? Yani inşallah... Bir yarı final, hatta kupa. Yani bu kupayı inşallah. Türkiye'de getiren yok, erkeklerde de yok. Tabii orası çok daha zor belki ama istiyoruz ki kadınlarda bu kupa gelsin. Tabii sorular da bir yandan gelmeye devam ediyor. Fatma Şahin'e tabii kalecilere genelde penaltı soruları sorulur. Penaltılarda özel bir taktiğim var mı diye soru gelmiş. Şimdi ben bunu buradan söylersem eğer... Yani sorular gelmiş, ben de iletmek istedim. Genelde penaltıyı atan kişiyle göz göze gelme durumu vardır. O durum sende de var mı? Sezgine güveniyor musun? Bazen sezgi oluyor, bazen nasıl diyeyim, köşe seçme oluyor. Ya, nasıl diyeyim, karşıma çıkacak penaltıcıya bakıyorum. Ona göre kararımı veriyorum. Açıkçası biraz hani onu biraz ölçüyorum. Bakıyorum o şekilde. Sezgine göre de evet. Sağa veya sola veya yerinde. Ya da taraf seçiyorum. Evet. Baktım hiç umut yok. Hocam tabii futbolun kadınlarda da artık geliştiğini görüyoruz, ilerliyor. Daha da ilerleyecek buna adımız gibi eminiz. Farklı kulüpler gelebilir. Ama burada biraz sponsorluk da oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın Avon desteği var. Buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Türk sporuna ve futboluna vermiş olduğu desteklerinden dolayı. Tabii bir Avon Beşiktaş örneği var. Ama sponsorluk noktasında bu ne kadar önemli? Bundan sonrası için neler yapılmalı? Nasıl olur da biz biraz da genç kızlarımızı ve kadınlarımızı futbola oynar seviyede biraz da onların bunu yapabileceğini aşılırız. Dediğiniz gibi sponsorluklar özellikle amatör branşlarda çok çok daha evet. önemli. Şimdi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 13-14 yanlış hatırlamıyorsam A takımla beraber branşı var. Ve bunların 13 tanesi amatör branş. Beşiktaş camiası, Beşiktaş yönetimi bunun altından sadece erkek futbolundan gelen gelirle kalkması çok kolay bir şey değil. O yüzden sponsorlukların önemi çok büyük ve Avon'la bizim yapmış olduğumuz sponsorluk da bize çok büyük güç kattı. Gücümüze güç kattı diyebilirim. Hem bunun tanıtımı PR'ı anlamında hem de bize maddi anlamda verdikleri destek bizim için çok önemliydi. Buradan onlara da çok teşekkür ediyoruz. Beraber yaşadığımız bir şampiyonluk diğer paydaşlarımızla beraber. Buradan diğer markalara da kadın markası olabilir ya da sporu destekleyen marka olabilir. Aslında bizim buralara çıkmamızın belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Gelip burada şampiyonluk hikayemizi anlatmak tabii ki çok değerli ama mesela bir ligin isim sponsoru evet, bundan daha isteriz. Değerli evet daha değerli şeyler ise kadın futbolunun kadınlarımızın futbolda hak ettikleri değeri görmelerini sağlayabilmek. İşte yayıncı kuruluş olabilir, bu sponsorluklar olabilir, ligin bir isim hakkı olabilir. Çünkü sonuçta bu da erkeklerde nasıl Süper Lig varsa kadınların da Süper Lig şampiyonuyuz biz. Ve yarın evet. öbür gün ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğiz. Ama ne bir yayıncı kuruluş var ne isim sponsoru var. Bu neden olmasın? Yani yakın zamanda İngiltere'de çok ciddi bir miktarda bir marka lige sponsor oldu ve bunun haberini biz Türkiye'de yaptık. Türk Televizyonu ulusal kanalımız bunun haberini yaptı. Neden bir marka kadın futboluna sponsor olmasın ya da neden bir yayıncı kuruluş olmasın? Bu anlamda Avon'a çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Verdikleri desteklerden dolayı da onlara minnettarız. Umarım diğer markalar da buna eşlik ederler. Diğer kulüplerimize de destek olurlar. Ve bu da bir ne derler kar topu gibi arkası gelen, büyüyen, hızla gelişen bir
piyasa oluşur diye düşünüyorum. Evet, sponsor desteği her yerde, her platformda önemli. Burada da oldukça önemli. Tabii sorular da bir yandan geliyor, çok renkli sorular da var. Tabii kadın futbolunu, ligini takip etmeyenler de olabilir. VAR sistemi sorulmuş, Türkiye'de futbolda oldukça gündemde olan bir sistem. Kadınlarda VAR uygulanıyor mu diye uygulanmadığını söylüyor. Cep telefonundan bakıyoruz. Sporcu noktasında neler söylersiniz? VAR sistemi şu an ülkemizde uygulanıyor, hatta uygulandı artık, yani bu yıl tamamlandı. Bir sporcu gözüyle, futbolcu gözüyle nasıl yorumlarsınız? Fatma, senle başlayalım istersen. Keşke bizim maçlarımızda yayınlansa da VAR'a daha çok konuşma imkanım olsa, ama yine de yorum yapayım. Gerçekten VAR sistemi bu sene özellikle çünkü maçlardan sonra özellikle yorum programlarında sürekli tartışılıyordu. Penaltı mı, değil mi, faul mü, kırmızı kart mı? Bunlar daha çok azaldı. Ve de daha renkli bir lig olduğunu düşünüyorum. Lig olarak evet. Bitirdik. Bazen sosyal medyada falan görüyorum. Küçük çocuklar işte kendi aralarında maç yaptığı zaman aynen sosyal medyaya düşen böyle görüntüler var. Çok renkli görüntüler de oldu. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene ilk seneydi. Önümüzdeki sene hataları azaltılarak güzel bir şekilde olacağını düşünüyorum. Hocam, siz cep telefon dediniz ama nasıl yorumlarsınız? Olsa yani mutlaka... Yani işin esprisi, biz antrenmanlarda bazen oyuncular kıran kırana maçlar yapıyoruz. Antrenmanlarımız da bizim maç temposuna geçiyor. Birçok antrenmanımız. Orada itiraz ettikleri zaman cep telefonundan bakıyoruz da o işin esprisi. Yani kadın futbolunda tabii o noktaya gelebilmemiz için demin bahsettiğim gibi o kadar çok eksik var ki. VAR'a gelene kadar çok yokumuz var, öyle diyeyim ben size. Mevcut sistemde de VAR'ın olmasını ben tabii ki destekliyorum ama keşke daha iyi uygulanabilse diyelim. Evet, tabii fazla futbol da... olunca konu kadın erkek fark etmiyor. Gündemde VAR sistemi de olduğu için en çok merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Hocam, tabii sporcularla beraber eminim siz birçok noktaya gidiyorsunuz, ulaşmaya çalışıyorsunuz. Aslında her sporcu, her genç kıza da dokunmaya çalışıyorsunuz bu noktada. Liseler, üniversiteler, projeler var mıdır biraz daha sporu ve kadın futbolunu yaygınlaştırması noktasında? Kesinlikle katılıyoruz bu tür organizasyonlara, projelere. Demin de bahsettik, sosyal sorumluluk anlamında bizim için daha ön planda. Ama tabii Beşiktaş'ın olduğu her branşta olduğu gibi şampiyonluklar, başarı da beklendiği için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Liselere gidiyoruz. Geçtiğimiz Kadınlar Günü'nde bir ortaokulumuzu ziyaret etmiştik Eyüp ilçesinde ve çok büyük bir geri dönüşüm aldık pozitif anlamda. Orada bizim ziyaretimizden sonra futbola başladığını söyleyen kızlar oldu. Annesi babası izin vermeyen kızların, Demet gibi. Sonrasında bizi orada gördükten sonra, kızlarımızı gördükten sonra onay verdiklerini gördük. İşte babalar mesaj atıyor, bizi masrafa soktunuz. Kartal Yuvası mağazalarına gittik, sizin yüzünüzden bir sürü alışveriş yaptık gibi böyle esprili cevaplar geliyor. Bununla beraber üniversitelerle çalışıyoruz. Yapılan projelere katılıyoruz. Yeri gelmişken onu da altını çizeyim. Demin de söylediğimiz gibi artık kadınlar futbol oynar mı oynamaz mı, yakışırmadan öte kadınların futbol oynamasını teşvik ediyor bilim. Araştırmalar ve UEFA. Bizim de katılmış olduğumuz Pamukkale Üniversitesi'yle son yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. 13-15 yaş arası kızlarla ilgili. Orada da UEFA bunu yayınladı. 16 farklı ülkede yaptı. Orada da şu deniyor. Kızların futbol oynaması hem kişilik özelliklerine hem de geleceğe yönelik kazandıkları edinimlere çok büyük katkı sağlıyor. Özgüven, işte karar verebilme yeteneği, problem çözebilme yeteneği, hitabet yetisi, toplum içinde hareket edebilme, öz disiplin, evet, aynen öyle. Bunlara çok büyük katkı sağladığı için biz de bunu, bu araştırmanın hemen sonucunda gittik yöneticilerimize söyledik. Futbol okulumuzu açtık sonrasında. Tabii ki projelere katılıyoruz. Bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz. Ve olabildiğince de kız çocuğuna ulaşıp sahaya indirebilirsek ne mutlu bize. Evet. Demet, tabii sen yayına çıkmadan önce zaman zaman insanlar bizim futbol oynadığımızı duyunca erkeklerle mi oynuyorsunuz diye bir ifade kullanmıştın. Sosyal çevrendeki arkadaşlıklar, hatta ailen, tabii artık onlar alıştı ama böyle senin futbolcu olmana ve oynamana ne gibi tepkiler veriyor veya sen nasıl örnekler oldun arkadaşlarına? Zaten okulum Marmara Üniversitesi. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Çevremde doğal olarak spor yapan insanlarla dolu. Artık o tür tepkilerle karşılaşmıyoruz tabii ki.
Ama hiç bilmeyen bir insanla karşılaştığında ya erkeklerle mi oynuyorsunuz? Sizde kaç dakika oluyor? 20 dakika mı oluyor falan diye sorular geliyor. Tabii bunlara ilk başta üzülüyorduk, şaşırıyorduk ama artık doğrusunu anlata anlata bir şeylere biz de öncü olmaya çalışıyoruz. Ailem de özellikle artık çok büyük bir destekçi tabii ki. Onlar olmasa zaten asla buralara gelemezdim. Bu şekilde. Evet. Fatma, senin böyle bir hikayen var mı? Benim de ilk konak belediyeli oynadığım zaman bir dönem antrenmanlarımız çok geç oluyordu. Çünkü erkek futboluna biraz önem veriliyordu. Antrenman yaptığımız sahada, öyle söyleyeyim. Biz biraz geçe kaldığımız için İzmirliler bilir, Çiğli ile Göztepe Balçova arası gidip geliyordum. Bundan dolayı da ailemin çevresinden işte hani gitmese mi, hani sonuçta kız geç saatte geri dönüyor. Ama hiçbir zaman ailem kulak asmadı, her zaman arkamda oldu babam, annem. Sonra başarı aldığımı gören çevrem de bu sefer eleştiri yerine bu sefer olumlu eleştiriler. İşte iyi ki gitmişsin, iyi ki etrafa kulak asmamışsın, seninle gurur duyuyoruz, sürekli çevremi anlatıyorum. Böyle böyle bir tane daha genç kız kardeşimiz var, ne yapalım hani diye bana soran eden oluyor. Çok mutluyum yani. Evet. Ama bundan sonra futbolu bıraktığın zaman da antrenörlük kısmı başlayacak. Tabii o zaman da aklımıza son dönemlerde hani benim de takip ettiğim Hemable'ın diye dizi var. Belki biliyorsunuzdur, Norveç dizisi. Antrenör, hatta John Carew de dizide oynamıştı. Kadın antrenör ve futbolda erkek takımını çalıştırmak istiyor. Orada çok farklı hikayeler var. Tavsiye ederim. İzlemek istersen de Hemable'ın Norveç dizisi. Orada kadın erkek futbol ikilemini çok güzel yansıtıyor bize. Tabii Ballon d'Or ödülleri vardı geçtiğimiz dönemde. Orada ilk kez bir kadın isim sahneye çıktı. O görüntüyü alabiliriz. Ada Hegenberg'in görüntüsü, fotoğrafı. Aslında bir anlamda Avrupa bize şu anda kadın futbolunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fotoğraflar hazırsa gelebilir. Onu da verelim. Sonrasında yavaş yavaş programımızı kapatacağız değerli izleyenler. Evet, Ballon d'Or ödüllerinde Ada Hegenberg yılın sporcusu, yılın futbolcusu ödülünü almış oldu. Tabii yanında Mbappe ve Modric de var. Mbappe Fransız gençler kategorisinde ödüle layık görüldü. Luka Modric de zaten Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı. Hocam, çok farklı bir atmosfer tabii. Orada bir kadın futbolcuyu görmek de bu yıl itibariyle başladı biliyorsunuz. İşte dünya bize, Avrupa bize yönlendiriyor demiştiniz. Belki de en güzel örneği. Yani bu görüntüleri tabii olabildiğince kişinin izlemesi gerekiyor. Çünkü demin dediğiniz gibi bunlar mesaj. Biz bu mesajı yıllar önce aldık ve kadın futbolunda belirli bir seviyeye geldik. En azından ülkemizde zirvedeyiz diyebiliriz. Bununla beraber UEFA'nın 2023 projelerinin başında da kadınlar arasında futbolu en popüler branş yapmak gibi bir projeleri var. Dikkat ederseniz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarında hep reklamlarda kadınlar var. Together kampanyası mesela bunu vurgulayan bir şeydir. He for She kampanyası var. Bunlar hep yavaş yavaş kadın futbolunun, aslında yavaş yavaş değil artık, hızı artırdılar. Hızlı bir şekilde hızlı gitti de, öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizde de tekrar söylüyorum. Büyük camialarımızın da, köklü kulüplerimizin de bu konularda yapacağı yatırımlarla çok daha hak ettiği seviyeye gelecektir ülkemizde kadın futbolu. Evet, umuyoruz ki öyle olur. Fatma, seninle başlayalım. Artık yavaş yavaş da son sözlerini alacağız. Neler söylemek istersin hem bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonraki planlar için? Şöyle söyleyeyim. Çok dediğiniz gibi geç bir patlama oldu. Ama şu an inanıyorum ki özellikle de bizim şampiyonluğumuzun çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda hızlı bir şekilde kadın futbolunun gelişeceğini düşünüyorum. Ve de buna herhangi bir yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezon maçları yayınlamasında çok büyük faktör etken olabileceğini belki düşünüyorum. Belki ilgiyi çok daha artıracaktır. Kesinlikle artıracaktır. Yani şöyle söyleyeyim, düşünsenize genelde Ronaldo, Messi, görüyoruz küçük çocukları işte golü atıyor Ronaldo diye bağırıyor mesela. Aynı şekilde bizi izledikleri zaman da sürekli kanaldan verildiği zaman her hafta bir tane maç verildiği zaman o küçük kız çocuklarının dediğini düşünün. Demet
Demet sağdan geliyor değil mi? Ya da kaleci Papla yani. Diyecek. Öyle kendisini konumlandırabilir. Genelde forvetlerin biraz daha avantajı vardır tabii. Onlar çok daha ilgili. Çok güzel. Evet. Hem biz gururlanırız. Büyük sporcu bir, olarak. Aynen öyle. Örnek olacağız çünkü kardeşlerimize. Hem de onların yolunu bir nebze de olsa açabilirsek ne mutlu bize. Yani. Evet. Demet? Bizim şampiyon olmamızla beraber zaten büyük bir oluşum başladı artık. Evet. İnşallah bu daha da hızlı bir şekilde devam eder, ilerler. İnşallah 5 sene sonra bunları çok farklı bir şekilde konuşuyor oluruz. Gerçekten o zaman bar sistemini tartışıyor olabiliriz belki. İnşallah her şey daha da güzel olur. İnşallah. Hocam son söz sizde olsun. Son olarak Fatma'nın söylediğinden ben başlayayım yola. Bizim kadın futbol şubemizi ilk adımlarını attığımız zaman bir hayalimiz vardı. Beşiktaş olarak. Her Beşiktaşlı babanın hayalidir. Bir oğlum olsa da Beşiktaş'ta oynasa derler. Biz de bir kızım olsa da Beşiktaş'ta oynasa dedirtebilmek istemiştik Beşiktaşlı babalara ve bugün bu noktada bunu dedirtebiliyoruz. Demin Demet'in de verdiği örnekte olduğu gibi babası daha çok destek oldu. Benim de kızım var. Belki bir gün oynamak isterse ben de elinden tutup Fulya'ya götürmek isterim. O anlamda diğer camialarımıza da buradan tekrar son bir çağrı yapmış olalım ki bu anlamda belki diğer camialarda da babalar bir kızım olsa da oynasa diyordur. Bununla beraber ben bu şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan yöneticilerimize, taraftarımıza, camiamıza, bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum ve aslan payı onların, futbolcularımıza, Demet ve Fatma'nın da huzurunda çok teşekkür evet. ediyorum. Biz bundan sonra da elimizden geleni yapıp en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok teşekkürler hem size hem de buraya gelemeyen diğer takım arkadaşlarınıza. Bir kez daha Beşiktaş camiasına teşekkürler dileyelim ve sizlere veda ediyoruz. Diyelim. Çok sağ olun. Bugünlük Spor 360'ı noktalıyoruz değerli izleyenler. Diğer programlarda görüşmek üzere. Mutlu günler.